Oo. Önce telefonla konuştuk gazeteciyle. Adı Sinem. Cici bir kız. Hikayeyi de anlatmaya çok istekli. Hassas sonra. Çok dikkatli. Savcıdan, hakimden, sizden sonra ilk defa birine, hem de bana tamamen yabancı birine hayattaki en büyük acımı anlattım. Yani anlatmaya çalıştım. Bir cesaret geldik, sormayın. Öyle değil mi? Sen zaten çok cesursun Fatma Gül. Dandan herkesten cesursun. Hiç korkmadan, bundan sonrasında başımıza ne gelir diye düşünmeden anlattın her şeyi. Yaşadıklarım söze döküldü. Sesin çığlık gibiydi. İşte bütün korkaklar duydu. Aslında Mustafa beni büyük bir cezadan kurtarmış. Yani o bana sırtını dönüp gitmeseydi, hala onunla olsaydım. Sanki bir günahım varmış da affedilmiş gibi suçlu yaşayacaktım. Ama ben suçlu değilim ki. Niye susayım? Mustafa bana sırtını döndüğü gün bir kez daha değişmiş kaderim. Artık iyi ki diyorum. Artık daha güçlüyüm. Bana o vahşeti, o dehşeti, o kabusu yaşatanlara karşı dimdik duracak kadar güçlüyüm. Biliyor musun? Beni bile ayağa kaldıracak kadar güçlüsün. Ama Fatma bile karşı utancım o kadar ağır ki. Hele ki böyle zamanlarda. Bu olaylar konuşulurken, ben bunları tekrar yaşarken çok utanıyorum. Başım yerden kalkmıyor. Ne hallettik? Hayır. Ben halledemedim ki, sen halledesin. Sadece yok sayıyorum. Biliyor musun? Sen beni sevdikçe ben daha çok utanıyorum. Kendime olan öfkem artıyor. İstiyorum ki o pislikler cezalarını çeksinler. En çok bunu istiyorum. En ağır cezaya mahkum olsalar bile içim affilemeyecek. Yaptıklarımı unutturmayacak. O gecenin cezası. Gece benim için, bizim için. Onlar suçlarını kabul edene kadar, bu suçtan ceza alana kadar sürecek bizim savaşımız. Önce onlar cezalarını çekecekler, sonra bunlar gibi başka pislikler. Fatma Gül'ün çığlığı da, öfkesi de örnek olacak diğerler için. Bundan sonra onlar için de hiçbir şey aynı olmayacak. Teşhir oldular bir kere. Adaletin önünde cezalarını bulmadan önce toplum vicdanını da bulacaklar. Baktıkları her gözde kendi günahlarını görecek. Oyunları, tuzakları, gerçekleri değiştirmeye yetmeyecek. Gerçekleri değiştiremeyecekler artık. Buna izin vermeyeceğiz. Fısıltıyla başladı her şey.
Sonra başka sesler de gelmeye başladı. Sıradaki haberimiz İzmir'de bundan bir yıl önce 3 kişinin tecavüzüne uğrayan F.I. ile ilgili. Evet, yine vahşet, yine bir toplu tecavüz haberi. Ama bu haberi diğerlerinden farklı kılan 22 yaşındaki F.I.'nin tüm baskılara ve tehditlere rağmen olayın faillerine karşı verdiği büyük mücadelesi sayın seyirciler. Sevgili seyirciler, tecavüz kadına uygulanan en büyük şiddettir. Bizlere düşen görev bu konuda sessiz kalmamak. Bu şiddete maruz kalanların mücadelesinde yanında yer almaktır. Fatma Gül'ün davası bizim için yeniden bir umut olabilir. Perşembe günü duruşma var. Çok heyecanlıyım. Ama bu defa olacak galiba. Her şey bizim lehimize. Çıkan kararı kesin temiz edeceklerdir. Yine tutukluluk kararı çıkabilir. En azından içimde öyle bir his var. İnşallah. Peki siz? Siz ilişkinizde yola aldığınızı düşünüyor musunuz? Oh, bizim çok uzun bir yolumuz var. Bunu baştan biliyorduk zaten. En başta bunun bir yolu olduğunu bile bilmiyorduk. Yani en azından ben. Kerim'i sadece vicdan azabını dindirmek için bana yaklaştığını düşünüyordum. Bu da beni daha çok öfkelendiriyordu. Evet. Vicdan azabım çok ağır. Bunu da söyledim zaten. Ömrümün sonuna kadar devam edecek, bunu çok iyi biliyorum. Ama ben o geceden önce de gördüm Fatma Gül'ü. Kendi kendime dedim ki, keşke bu kızla evlensem. Merdivende karşılaştığımız o birkaç saniyede. Ne hissettin Fatma Gül? Bir şey oldu sana Kerim'in sözlerinden sonra. Benim için iki Kerim var. Biri şimdi yanımda oturan. Biri de Ildır'da tanıdı. Ama ikisi de aynı insan. Biliyorum. Ama o gece öfkelenirken Kerim'i ayrı düşünemiyorum. Unutmak istediğim ne varsa hatırlatıyor ister istemez. Nasıl anlatayım? Dokunuyorum. Dokunmak istiyorum. Ama bir adım sonrasında ne olacağını düşünüp geriliyorum. Evlilik, düğün, gelinlik. Artık gerçek hayattaki anlamlarını yitirdi benim için. Kerim söyledi zaten. Daha çok uzun bir yolumuz var. Ama sana söylediğim doğru Kerim. Ben senden ayrılmak istemiyorum. Senin için iyileşmek istiyorum. Çocuklarımız olsun istiyorum. Yalnızca sabır. Ben beklerim. Sen bir mucizeyi gösterdin ya. Ben Fatma Gül hiçbir şeye karşı zorlamak istemiyorum. Ama zorladığımı düşünüyorum bazen. Onun için gitmek bile istedim. Fatma Gül sana gitme dedim. Bana seni seviyorum dedim. Mucizeydi. Ama inanın, öncesinde sana güveniyorum dedi. Bu her şeyden daha değerli.
Her şeyden. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.